Hatay Spor maçına geldik şimdi. Karşılaşmaya çıkacağız ve inşallah kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Ama bakalım şampiyonluk kutlaması olacak mı? Onu merak ediyorum. İşte Fenerbahçe, işte Hatay'da tarihi maç öncesi son toplantı. Şampiyonluk mücadelesine çıkıyoruz. Bu karşılaşmadan galip ayrılıp şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. İnşallah başarırız. 8.5 ile oyna, 160'lık bir top oynama yüzden olsun takım olarak ve en az 2 gol at diyor Pereira. Pereira bizden 2 gol bekliyor abi. Hatay Spor karşılaşmaya başladı. Başarılar Fenerbahçe, başarılar Muhammed Gümüşkaya. Keşke çubukluyla çıksaydık ama fark etmez bu sezonda. İnşallah bu formayla şampiyonluğumuzu kutlarız. Osayi Samuel'in önüne bırakıyorum. Osayi Samuel. Geri oyna. Geri oyna lütfen. Abi bir voleyle gol atalım istedim ya. Hatay Spor sağ kanattan geliyor. Ceza sahasına kadar girdi. Şimdi pasını oynadı. Araya kim girdi bilmiyorum ama teşekkür ederim. Bright Osayi Samuel'in önüne bırakıyoruz. Hızıyla sen ona yetişirsin ama bir de kaptırmasan. Osayi Samuel geri oyna. Çok güzel. Maalesef kontrol kötü. Heyecanlıyız. 22 yaşındayız. Ve Fenerbahçe ile ikinci şampiyonluğumuza çok yakınız. Umarım Hatay deplasmanında bu şampiyonluğumuzu garantileriz. Ardından da Şampiyonlar Ligi maçında. Of, bir an topu alarak gitti sandım. Ondan sonra da Şampiyonlar Ligi maçında inşallah kiminle eşleşeceğiz onu da bilmiyorum ama kesin Milan gelir. Yani bilmiyorum, içime Milan doğdu. Bir de Milan çıkıyormuş gerçekten, ha kafayı yarmazın. Her neyse, dediğim gibi inşallah Fenerbahçe ile 2 sezon üst üste şampiyonluğa ulaşmış olacağız. Yani ben şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki Avrupa'ya transfer olduk. İngiltere Ligi olur, Bundesliga olur, İtalya Ligi olur. Konuşamadım. Topağalarda gol, 1-0 önde Hatayspor. Biz burada konuşurken golü yedik. Neyse. Yani fark etmez. Avrupa Ligi'ne gittiğimiz zaman inşallah orada ben istiyorum ki çok zorlanalım. Şampiyon olamayalım. Yani ben bunu istiyorum. Mesela geçen sezon zorlana zar zor şampiyon olduk bir şekilde. Bu sezon çok rahat geçti. Çok fazla rahat geçti. Ama yani şampiyon olamadığımız sezonlar da olsun. Vur! Ah be, ah be, maalesef. Pasımı oynadım şimdi yerden. Ferdi Kadıoğlu, geri oyna. Buradayım, güzel. Bir dakika, içeriye girdim şimdi. Ah, top önümde kaldı. Konsantre olmaktan konuşamadım. Topu istedim şimdi. Şimdi soluma çekmek istedim, olmadı. Abi yarım saat bekliyorum. Neyi bekliyorum? Osayi Samuel, koşacaksın mı? Bak senin koşman lazım, Pelkas koşuyor. Olacak iş değil ya. Biraz konsantrasyon. Ben almayayım. Oyna, çok güzel. Alır mıyım? Bende o top. Haydi at onu 1-1. İlk şutumuz kaleciden geri döndü. İkinci pozisyonu gole çevirmeyi bildi. 1-1'i buluyoruz şampiyonluk karşılaşmasında. Burada İşte ilk şutu kaleci çıkardı. İkinciyi de neredeyse çıkarıyormuş. Gerçekten neredeyse çıkarıyormuş yani. 1-1'i bulduk Hatay'da. 2-1 olsun bizim olsun abi. Hiç fark etmez. Yeter ki şu maçı alalım. Nasıl girdin lan araya? Işık hızıyla geldi. Formamdan çekti hoca. Yerden pasımı oynayacaktım. Ya sana bakmaktan keşke kaleye şut çekseydim en azından. Çok heyecanlıyız abi, çok heyecanlıyız. Bakmayın ya, valla oyun olduğuna bakmayın. Şampiyon olmak çok güzel bir his. Pasımı oynayacağım. Vurana. Top direkten döndü. Pas aldık şimdi. Bir dakika. Hatay'da zorlu karşılaşmada 1-1'lik beraberlik var. Kamil Ahmet orta, araya gir bizimkiler, teşekkür ederiz. Pelkas'tan göğüs pası fakat ilk yarı sona eriyor. Şu ana kadar hiçbir hedefi tutturamamışız ama inşallah onu da başaracağız. İkinci yarı başladı. Bana da tam da aynı anda bildirim geldi. Bir şey telefondan. Neyse.
İkinci yarıya başladık arkadaşlar. Umarım golü bulur, öne geçeriz diyecektim. Ama geriye düştük 2-1. Moralleri bozmak yok. Haydi 2 gol bulabiliriz. Şampiyon olabiliriz. Bu maçta şampiyonluğumuzu ilan edebiliriz. Ama sizin de biraz yani katkı göstermeniz lazım. Ha? Ben mi yapacağım her şeyi ya? İlla benim söylemem lazım geldi. Akıl var, mantık var. Ata çıkıyoruz değil mi? Sen de gel. Allah Allah ya. Kamara. Top dışarıda. 2-1 gerideyiz. Ya uzun zamandır bu kadar zorlandığımızı hatırlamıyorum. Bakalım inşallah inşallah toparlayacağız. İşte bu yüzden diyorum abi, matematiksel olarak garantilemediğin sürece yapma yapma yapma. 3-1 oldu skor. Maçın bitimine yaklaşık olarak 38 dakika var. Hatay 3-1 öne geçti. Neyse. Toparlanma vakti. O kadar şey bozuldu ki, konsantrasyon bozuldu ki konuşamaz oldum burada. Serdar Dursun sağ oynadı şimdi. İrfan Can Kahveci, İrfan. Muhammed Gümüşkaya, Muhammed baktı kaleye. Muhammed vuruyor. Kalecinin üzerine gitti. Bunları deneyeceğiz. İlk planlı mı olsun bilmiyorum ama pasımı oynayacağım. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Pasını oyna yerden. Güzel. Güzel, bir dakika sakin. Sakin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geriye gittim. Neden gitmedi o? 9.1 ile oynuyoruz. Hatay 3-1 önde. Yani ben onunla oynasam bile çık 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 çık, al onu. Tamam. Aynen buradayım. Hadi hadi. Elimizi taşın altına koyma vakti geldi. Ya bu Altay 30 günde zor oynuyor ya. Valla insanın siniri bozuluyor resmen. Çıkın şu defanstan bir çıkın abi. Topu istemek için bastım X'e ya. Topu istemek için. Çok zor geçiyor karşılaşma. Çok zor geçiyor. Emre Çolak. Emre Çolak. Yemin ederim gol sandım ben bir an. Topu istedim. Oynayın lan artık şu topu. Saba geliyor. Hatay 4. gol için bastırıyor ve 4-1. Hatay perişan etti bizi. Hatay diyor ki bizi yenebilirsiniz. Evet. Bizi yenip şampiyon da olabilirsiniz. Evet. Ama o gün bugün değil diyor. Hatay o gün bugün değil diyor. Mesajı aldık. Ama biz de şampiyonluğa oynayan bir takım olarak yani bu farkı yemeyi hak etmedik abi. Ama takım olarak yani bir konsantrasyon eksikliği var maalesef. Hiç kimse böyle düzgün oynayamıyor, onu fark ettim. İnşallah toparlarız. Sinan Gümüş koş abi. Koş. Hadi. Son 15 dakikada 4 gol bulabilir miyiz? Offside ya. Gerizekalı onu da atamadı ya. 4-2 oldu. Saçma sapan bir gol attı. Yemin ederim var ya, buna sevinesim bile gelmiyor şu an. Böyle bir daha bakalım. Ben bir an offside'da sandım. La o topa dokunamadı ya. Gerizekalı ya. Tövbe estağfurullah. Valla sinir olmama geldi değil. Bomboş pozisyon. Ben o topa yetişemesem yani bir gol kaçırmış olacağız. Bu derece kötü oynuyoruz artık, gerisini siz düşünün. Ben 2 gol atma hedefimi tutturdum ama diğer hedefler de var. Şu an hiçbir umurumda değil. Şu an tek hedefim. Galip gelmek. En azından beraberliği yakalamak. Yani mağlup olmayalım abi ya. Şampiyonluğa giden bir takımız. Bu saatten sonra mağlup olmak ne demek? Ya da benim olduğum karşılaşmalarda mağlup olmayalım. Dakika 81. Hatay çok etkili geliyor ya. Hatay bak yine etkili. Hah, oyna buradayım. Buradayım oyna. Osay Samuel. Bak senin otomatik koşman lazım abi. Hay senin oynayacağım pası ya. Hay senin oynayacağım pası ya. Dakika 89. Karşılaşma bitmek üzere. Maalesef. Eğer ki Trabzonspor kaybetmediyse şampiyonluk başka bahara kaldı. Başka günlere kaldı. Sakın.
Başka bahar ne demek lan? Karşılaşma bitmek üzere. Umarım böyle biter. Yani neredeyse, vallahi Hatay neredeyse 5'e atacak ya. 4-2 mağlup olduk. Şampiyonluğa giden bir takımı mağlup etmeyi başardı Hatayspor. Bu konuda gerçekten yani tebrik etmek lazım. Biz şampiyonluk maçı diye çıktık. Ölüm kalım maçında yine ölen Fenerbahçe oldu. 10 tam puanla 2 golle maçın yıldızı seçiliyoruz ama attığımız golleri gördünüz yani. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Hatayspor'u tekrardan tebrik ederiz. Bakalım Trabzonspor ne yapmış? Trabzonspor ne yapmış? Hemen ona bakalım. Trabzonspor henüz oynamamış. O zaman biraz ileri sarsak. Biraz ileriye saralım. Gördünüz mü? Ligde bir sonraki karşılaşmamız Trabzon'a karşı. Allah'ım yarabbim, bu nasıl bir kader ya? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey ya? Aradaki puan farkı 14'e indi. 5 maç kaldı ve Trabzonspor karşılaşmasında berabere kaldığımız takdirde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Yani çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey. Yani düşünün abi. Fenerbahçe olarak Galatasaray'ın stadına gidiyorsunuz. Galatasaray'la oynuyorsunuz. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Çok acı bir şey. Ki Fenerbahçe olarak biz bunu da yaşadık da neyse. Ligde bir sonraki karşılaşmamız Trabzonspor'a karşı. Ve aramızdaki puan farkı 14. Bize 1 puan dahi yetiyor. 1 puan dahi bizi şampiyon yapacak. Bakalım. Bizi neler bekliyor? Ama şu anki fikstüre göre önümüzde galiba 3 kere Trabzon'la oynayacağız. Bir dakika, bir kupa, bir lig. Bu arada Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Leipzig'le eşleşmişiz. Daha sonra tekrardan Trabzon'a karşı bir de deplasmanda maçımız olacak. Bir sonraki karşılaşmalarda Trabzon'a karşı bol bol oynayacağız. Bölümler resmen Trabzon'la ilgili olacak yani. Ama neyse, gerçekten inanılmaz heyecanlı geçiyor lig. Şu an yani öyle bir durumdayız ki anlatsak inanmazsınız ama yaşıyoruz. İşte görüyorsunuz. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Bir sonraki karşılaşmamız Trabzonspor'a karşı Türkiye Kupası'nda yarı finalin ilk maçı. 19 Nisan 2023 tarihindeyiz. Bakalım ligde de en yakın rakibimiz olan Trabzonspor'a karşı ne yapacağız? Ve şunu da unutmayın ki arkadaşlar, bu maçtan sonra Trabzonspor'la ligde karşılaşacağız. Yine aynı şekilde biz iç sahada oynayacağız. Ve o karşılaşmadan beraberlik dahi alsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz inşallah. Formaları değiştirecek oldum ama sanırım değiştirmesem daha iyi. En iyisi formalar böyle kalsın. Yani umarım bu kararı aldığıma pişman olmam. Bu arada şunu da belirteyim. İlk yarıda Trabzonspor'a karşı 4-3 mağlup olmuştuk. Efsane zor geçen bir karşılaşmaydı. İnşallah bu karşılaşmada bir nevi intikam alacağız. Ve bu karşılaşmayla da kalmayıp inşallah bir sonraki lig karşılaşmasında da intikamımızı alacağız inşallah. Yani umutlu muyum? Değilim. Bir yandan da umutluyum. Çok karmakarışık hisler barındırıyorum ama neyse, çok konuşmanın, laga luga yapmanın bir manası yok, bir mantığı yok. Haydi bakalım karşılaşmaya başlıyoruz. Şimdi tabii bir önceki karşılaşmada aldığımız mağlubiyeti saçma sapan bahanelerle geçiştirmeyeceğim. Kötü oynadık ve kaybettik. Özellikle konsantre olamadık. Takım olarak ben de dahil olmak üzere konsantre olamadık. Ama bu hataları inşallah bu maçlarda yapmayalım. Yarı final mücadelesindeyiz. Çok önemli bir karşılaşma. Bundan sonra da şampiyonluk maçı var. Yani bir şampiyonluk maçı daha var. Biz bir öncekini teptik. Bir şansımız daha var. Onu en azından değerlendirelim. Ne diyor? 7.5 de oyna. Beraberlik. Pardon, ne? Ha, mağlup olma ve takım olarak %55'lik topla oynama yüzdesine sahip oluyor. Haydi bakalım, Serdar Dursun vuruşuyla Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesi başladı. İnşallah güzel bir skor alırız. Full konsantre olacağım. Çünkü bu maçların hafta olmuyor. Özellikle Trabzon'a karşı. Yani ilk yarıda ne çektiğimi bir ben bir Allah bilir Trabzon'a karşı. Gerçekten efsane oynadıydı Trabzon. Pasını... Of, geçemedim oradan. Keşke topu sağıma çekseydim. Neyse, konsantre olalım. Çok güzel, çok güzel. Tisserand girdi. Gervinho tekrar aldı topu. Gervinho ceza sahasına doğru girdi. Orta geldi. Kaleci Altay. Topu istemeyeceğim. Olabildiğince topu istemeyeceğim. Yani kaleciden topu istemeyeceğim. Ön tarafta sürekli baskı yapmamız lazım. Giannini ilerliyor şimdi. Pasını oynayacak. Geçti. Orta, aman Abdülkadir Ömür, dikkat, tamam. Dediğim gibi yani Trabzon maçları özellikle çok zor geçiyor. Yani zaten kadroları çok güçlü, üstüne bir de nasıl desem, sanki Fenerbahçe'ye böyle özellikle bileniyorlar. İstediğim topu, offside'e girmeden oyna ya.
Offside'e girme. Girme, offside'e girme. Ön tarafta baskı topu aldık şimdi. Sağ oynayacağım. Hoca devam ettir. Ne yapıyorsun Zayt? Ne yapıyorsun Zayt? Şimdi Gervinho sol oynadı. Nacho. Manu Garcia. Berat. Sakın, sakın. 1-0. İşte bunu diyorum. İşte bunu diyorum. Trabzon gerçekten çok zor bir rakip. Trabzon gerçekten çok zor bir rakip. Ne oldu yani? Ne ara geldiniz kalemizin önüne de gol attınız ya? Ne ara geldiniz? Trabzon gerçekten çok zor, çok ters bir rakip ya. Şuna bak. Ha ha ha. Yeni gördüm, vallahi yeni gördüm. Yediğimiz gole bakın ya. Baş belası ya bu takım. Yemin ederim baş belası ya. Konsantre olacağım. Spikerlik yapmayacağım gerekirse. Kusura bakmayın. Ama yani bu maçları almamız lazım abi. Al şu topu. Al al al. Güzel. Sakın ya. Sakın ya. Sakın ya. Yapma, 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 yapma. 2 oldu. Yemin ederim bu takım baş belası ya. Vallahi billahi baş belası. Vallahi billahi baş belası. Haydi ya, haydi. Bakmayın, vallahi öyle bakmayın. Acayip zorlanıyorum burada. Gerçekten çok zor ya. Gerçekten çok zor. Golü bulduk ama yetmez. Devamını getirmemiz lazım. Keşke orada top önümde kalsaydı. Ah be. Vallahi arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Yani spikerliği şu an tamamen rafa kaldırdım. Çünkü çok önemli bir karşılaşma ve mutlaka yenmemiz lazım. Orada da bütün konsantrasyonumu oyuna vermem lazım. Trabzon sağ kanattan geliyor. Abdülkadir Ömür'dü galiba, yanlış görmediysem. Abi biri durdursun şunu ya. 3 oldu lan. Yemin ederim baş belası ya bu takım. Lan yemin ederim ya, böyle acayip acayip hareketler, tak 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 yapıyorlar, geçiyorlar oyuncuları ya. Deplasmanda 3-1 yakaladı Trabzon. Yani kendi evinde 4 tane atan. Bastırın abi, bastırın. İlla ben mi söyleyeceğim bastırın diye. Hadi. İlk yarı sona erdi. İlk yarı sonucu Fenerbahçe 1, Trabzon 3. Yani 90 dakika sonucu gibi bir skor aldılar resmen. Yani bunu söylemek istemezdim ama en kötü ihtimalle beraberlik almamız lazım. Boşuna Pereira dememiş bize. Mağlup olma diye. Hedefe bak. Oğlum böyle hedef mi olur? Ama işte o da biliyor Trabzon'un zor bir rakip olduğunu. Bastırın. Full baskı yapın. Full baskı. Sakın. Sakın. Bak tehlike geliyor. Tamam mı? Tehlikeyi görüyorsun. Ona göre bir şeyler yap yani. Oyna. Lan oynayacağım pası. Önüme oyna dedim. Yemin ederim gol sandım. O kadar alışmışım ki artık Trabzon'dan gol yemeye. Vallahi de billahi de gol sandım ben onu. Şimdi kornerden yediğimiz golü unutmadım. O yüzden çıkar onu ha. Oyna oyna lütfen. Acil çıkmamız lazım. Bak oyna oyna oyna. Söyleyeceğim şimdi, oyna. Lan oyun ama vallahi deli ediyor ya. Çıldıracağım, yemin ediyorum çıldıracağım ya. Çıkar çıkar şu topu, çıkar. Çıkar. Hadi hadi. Hadi. N-
Ne biçim pas oynuyorsun ya? Ne biçim pas oynuyorsun ya? Bastırın abi, bastırın, bastırın. Ben mi söyleyeceğim bastırın diye? Kapatın şunun önünü, kapatın. Allah rızası için şu maçı yenilmeyelim ya. Vallahi bak, şu maçı yenilmeyelim abi. Gerçi lig maçında da, abi lig maçında ben gerekirse full defans yaptırırım takıma da yani. Ne yapıyorsun lan? Aman aman aman. Adam bomboştu. Biraz akıllı davransa orada golü atabilirdi Trabzon. Abi valla acayip yoruldum. Acayip yoruldum. Bir sonraki maçta Trabzon'a karşı yine aynı sahada. Sakın sakın baskı 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 yap. Foul yapma, foul, baskı yap. Abi bu adamlar deplasmanda 3-1 yeniyorsa kendi sahalarında ne yapar ya? Valla. Bir dakika, yoruldum. Yoruldum. Bir sonraki maçta Trabzon'a karşı abi. Bir sonraki maçta Trabzon'a karşı. Ortayı yap. Vur ona. Vur ona. Valla oyuncu olarak da yoruldum. Futbolcu olarak da yoruldum. Yani her türlü yoruldum. Yapma. 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 Oo, çok iyi. Çok iyi. Çıkar o topu. Çıkar. Yani artık gol yememeye çok iyi diyoruz abi. Artık gol yememeye çok iyi diyoruz. Hadi, hadi. 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 En azından farkı indirdik. Yani yenileceğiz. Onunla bir çare yok da. En azından farkı biraz olsun indirebildik. Lig maçında vallahi galibiyet zor ama en azından beraberlik almamız lazım. Yoksa şampiyonluk çok zor. Yani Trabzon buradan dönerse de şaşırmam yani. Demek istemiyorum. İstemiyorum ama dedirttiriyorlar yani. Şuna bakın ya, Trabzon valla manyak oynadı. 3-2 aldı. Galatasaray-Başakşehir karşılaşması da 2-2 sona ermiş. 10 tam puan almamıza rağmen yani biz elimizden geleni yaptık ama maalesef bir sonraki karşılaşmamız şampiyonluk mücadelesi, şampiyonluk maçı. Beraberlik aldığımız takdirde şampiyon olacağız. Hakkımız hayırlısı olsun. Ümidim var mı? Yok ama en azından bir beraberlik. Valla Pereira gerekirse defansif oynat, full defansif oynat. Bu maçtan en azından bir puan almamız lazım ya. Hadi bakalım. Hazır değilim ama mecburen çıkıyoruz. Bu sefer formaları böyle seçeceğim. Şampiyonluk mücadelesi. Yani deminki mağlubiyetten sonra açıkçası şu maça çıkmak biraz zor geliyor ama kaçışı yok. Kaleci Altay'ın koreografisini yapmışlar. Hadi bakalım. Trabzonspor'a karşı şampiyonluk mücadelesi başladı. 5-0 öne bile geçsem rahat etmeyeceğim. Vur vur vur, geç olmadan vur. 1-0, kalecinin büyük hatası. 1-0. 1-0. 5-0 öne geçsem bile sevinmeyeceğim. 5-0 öne geçsem bile sevinmeyeceğim. Sürpriz gol geldi ya, ben ona sevindim. Hiç beklemiyordum. Öylesine vurdum. Hani rakip yetişiyordu çünkü. Kalecinin büyük hatası. 1-0. Hadi. Yapma yapma, bak gelmesine izin verme. Bak ben defansa gelirim. Yardım ederim, problem değil. Akıllı çıkmamız lazım. Özellikle Trabzon'a karşı akıllı çıkmamız lazım. Çünkü Trabzon çok güçlü. Çok iyi, çok iyi. Atarsın onu, atarsın onu. Korner. Aha, çok büyük bir hata. Serdar Dursun pasını oynadı. Şut dışarıda. Yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu ya. Arayacağız bu pozisyonları. Yapma ya. Kıl payı top dışarıya gitmiş. Önde baskı abi. Önde baskı. Önde baskı. Aldık. Aldık. Güzel. Hoca faul. Vallahi faul. Sarı kart. İnşallah kırmızıyı da görürsen bizim için müthiş olur. Vur ona. Vur ona. Cornelius. Sağ kanattan ilerliyor Trabzon. Sakın. Adam uçuyor bak. Ben görüyorum. Yemin ediyorum ben görüyorum, adam uçuyor. Sakın. Abi ufacık boyumla ne yaparım bilmiyorum ama ben de geldim bak. Ben de geldim. Offside olmasın. Offside olmasın. Çok güzel pas. Ne yapıyorsun Ozan? Ozan mı? Ozan değilmiş. Oyna. Vallahi çok iyi. Ne yap? Allah'ım çıldıracağım. Ben topu istedim orada. Ben topu istedim orada. %1 milyonluk gol gitti ya.
%1 milyonluk gol gitti. Full baskı, full baskı. Vallahi yoruldum. Adam koşmuyor artık. Yapma, yapma, yapma. Yapma. Kaleci oynama. Kaleci oynamayın abi. Kaleci oynamayın. Aklıma Volkan Demirel geliyor sürekli ya. Oynamayın. Adamım Kim Minci. Adamsın oğlum sen. Adamsın. Adamın ham maddesi be. Sakın. Sakın ya. Sakin. Bak, gerekirse pas top çevirelim. Vallahi top çevirelim. Gerekirse top çevirelim ama 1-1 yani beraberlik olsun alalım abi bak. Her topu bana oynayın. Tamam. Maçı öldürelim böyle. Öldürelim mi? Adım adım ileriye gidelim. Geri oyna. Sakin. Geri oyna. Güzel. Pasımı oynadım. Offside yok. Hoca faul. Hoca faul. Topu istedim. Topu aldım. Sol ayak oldu. Sağ ayakla vurmak istemiştim. Bir an gol sandım. Bir an gol sandım. Ozan Tufan da vurunca yemin ederim bir anda gol sandım. Topun gidişatı da çok iyiydi. Güzel güzel. Aldık. Aldık. Sakin. 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 Bir git önümden bir git. Valla yani bu kadar sevineceğimi tahmin etmezdim. Hakikaten o kadar yoruldum ki. Valla çok yoruldum ya. Gerçekten çok yoruldum. 2-1 öndeyiz. 2-1 öndeyiz. Sakin. 2-1 öndeyiz. Hadi. Hadi. Offside. Allah'ım top bir an önümde kalınca. Şok geçirdim bir an. Ne yapacağımı şaşırdım. Allah'ım ya. O kadar heyecanlıyım ki. O kadar zorlanıyorum ki anlatamam. Vallahi bak. Bak abi çok yanlış yerde zaman öldürüyorsunuz bak. İlk yarı bitti ama çok yanlış yerde zaman öldürüyorsunuz. Yapmayın bak. Ya yemin ederim sövmeme geldi değil. Vallahi billahi sövmeme geldi değil ya. Yani kendi aranızda kimse rakip yok, bir şey yok. Nasıl paslaşamıyorsun ya? Vallahi baş belası. Bu takım baş belası abi. Bu takım baş belası. Offside olmasın. Gol be! Gol! 3-2! Gol! Devam! Devam! Soğumadan devam! At onu! At onu! At onu! Çok güzel vurdu! Uğurcan Çakır nasıl ya? Nasıl yetişti? Ne oldu o topa? Gördüm seni ama offside'e giriyorsun diye oynamadım. Serdar Dursun! Çok güzel vurdu. Kalecinin üzerine gitti ama çok güzel vurdu. Ortayı yapacağım. Orta geldi. Fakat Fenerbahçeli futbolcuya gelmedi. Vallahi faul. Hocam faul. Lütfen ben kullanayım. Bakın şampiyonluk maçında lütfen ben kullanayım. Ozan Tufan. Tamam Ozan. Ha Ozan çıkıyor. Bak topu istesen mi? Topu istesen mi? Mesut. Güzel vurdu. Mesut topun başına geçince bırakmak istedim abi. Dedim belki atar. Güzel de vurdu aslında. Orta yapacağım lan. İçeriye doğru. Vallahi gol. Vallahi gol. 4-2. Of. Allah'ım. 4-2. 4-2 abi. Sanki içime doğdu ya. Sanki içime doğdu. Ortayı yapacağım dedim. Sanki içime doğdu. Yerden oynayacaktım garanti olsun diye ama... Sanki içime doğdu abi. Ortayı yaptım. Kafa geldi, gol geldi.
Hadi abi hadi, az bir şey kaldı. Direnin. Direnin çocuklar, direnin. Son 20 dakika. Aldım. Vallahi istedim. Ah be. Ne oldu? Ne olduğunu anlayamadım. Foul ya da offside vardı orada. Bilemedim ama vallahi önümde kalıyordu. Hat-trick'e doğru koşuyorduk. Konsantrasyonu bırakma abi. Konsantrasyonu bırakma. Saldırın. Sonuna kadar saldırın. Şampiyonluk maçından bahsediyoruz. Sakin. Bir yandan da sakin. Keşke orada Serdar Dursun oynasaydım ya. Bir yandan da keşke hani L1 üçgenle oynayabilirdim diye düşündüm. Neyse. Öndeyiz. Öndeyiz. Şu an bu skor bizi şampiyon yapacak. Osay Samuel bıraktı. Yerden oynayacağım. Gol. Allah'ıma şükürler olsun gol. Allah'ıma şükürler olsun gol. Şampiyonluğa çok yakınız abi ya. Şampiyonluğa çok yakınız. Allah şükürler olsun ki gol. Yani bizi bu kadar zorlayan rakibe karşı 5-2 öne geçmek çok inanılmaz rahatlatıcı bir skor. Yani vallahi bak anlatamam yani. Şampiyonluğa artık sadece 5 dakika uzağız. 5 miydi? Kaçıncı dakikadayız? Aynen 5'miş. Şampiyonluğa yakınız abi. Artık buradan da dönerse yani oha derim ya. Vallahi oha derim artık. Serdar Dursun'un önüne bırakacağım. Bak Serdar Dursun, topun üzerinden atlayacağım, bir şeyler yapacağım. Oyna. Oyna. Hat-trick yapalım şu maçta. Neyse. Pozisyonun içine ettik. Fenerbahçe şampiyonluğa artık çok yakın. Maçın son düdüğünü bekliyoruz ve o son düdük geliyor. Fenerbahçe bu sezonun şampiyonu oluyor. Şampiyon Fenerbahçe. Öldük öldük dirildik. Öldük öldük dirildik. Şampiyon olmayı bildik. Yani özellikle Trabzon'a karşı oynadığımız karşılaşmada, en yakın rakibimiz olan Trabzonspor'a karşı oynadığımız karşılaşmada şampiyonluğumuzu ilan etmek bizim için ne kadar mutluluk verici olsa da onlar için o kadar kötü. Çok güzel. Kupayı şimdiden kaldırıyoruz. Çok iyi yapmışlar ya. Vallahi çok iyi yapmışlar. Yani önceki FIFA serilerinde bu yoktu maalesef. Önceki FIFA serilerinde son maçtan sonra sanki böyle yeni şampiyonluk belli olmuş gibi seviniyorlardı. Ama işte görüyorsunuz 5 hafta önceden Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan ediyor. Şampiyon Fenerbahçe. Yani pardon 5 hafta dedim de 4 hafta önceden. Çok güzel. Çok güzel. Vallahi yani böylesine anlamlı bir karşılaşmada şampiyonluğumuzu ilan etmek ayrı bir güzellik kattı. Fenerbahçe ile ligdeki ikinci şampiyonluğumuza ulaşıyoruz. Manyak geçen bir karşılaşma. Nasıl zorlandım burada anlatamam. Gerçekten burada nasıl zorlandım anlatamam. Güzel. Güzel abi güzel. Ve işte şampiyonluk posteri için bir araya geldik. Şampiyonluk pozu. Tebrikler. Vallahi billahi zor geçen bir sezon. Yani kolay geçti de şu son maçlar özellikle çok zor geçti. Bir sonraki sezondan itibaren zorluk seviyesini yükselteceğiz. Bu arada haberiniz olsun. Geride kalan karşılaşmalara çıkmayacağız arkadaşlar. Geri kalan maçları simüle edeceğiz. Sadece işte Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçlarını oynayacağız. Onu söyleyeyim yani. Bizim için lig şu anda bitti. Bundan sonraki yani bu sezon için başka bir lig karşılaşmasına çıkmayacağız. Hepsini simüle edeceğiz. Lig bizim için bittiği için yani o maçları oynamanın hiçbir anlamı yok. İlk olarak Leipzig'e karşı oynayacağız. Ardından
tekrar Leipzig'e karşı bu sefer deplasmanda oynayacağız. Ya bak, Galatasaray'a karşı oynayabiliriz. Çünkü Galatasaray'a karşı hiç oynamak nasip olmadı abi. Galatasaray'a karşı şöyle bir maç yapalım. Adana Demirspor maçını es geçeceğiz. Bunu zaten oynamamız lazım. Adamlar bizi ilk maçta perişan etti. Neyse.